Evimize geçici olarak aldığımız hayvandan evimizdeki hayvana bulaşabilecek hastalıklar nelerdir? En önemlisi geçici olarak aldığımız o dışarıdaki hayvandan parazit bulaşması olabilir. Ayrıca eğer dışarıda aldığımız hayvanda bu bulaşıcı hayvan hastalıklarından biri varsa evimizde ki hayvanımıza bulaşabilir. Onun için de bulduğu zaman hemen veteriner hekime getirip muayene ettirilmesi şarttır. Eğer muayene ettirilmez de direkt evimizdeki hayvanla temas haline getirdiğimiz takdirde sorunlar çıkabilir. Peki efendim, ne gibi hastalıklar bulaşabilir ve bunun önüne nasıl geçebiliriz? Mesela ilk önce bir parazit bulaşması olabilir. Bunu yapılacak geldiği zaman veteriner hekim bize getirenleri biz hemen parazit hapları veya parazit iğneleri ayrıca içerideki hayvanın içinde öneririz. İkisine de birlikte şey olur. Bir parazit invasyonu engellenmiş olur. İkinci olarak da bu muayenede eğer hastalıklı bir şeyse zaten bunun eve götürülmesi tavsiye edilmez, tedaviye alırız. Onun dışında gençlik hastalığı varsa bulaşabilir. Köpeklerde diyelim köpek gençlik hastalığı. Bulaşıcı hastalıklar var ise bulaşabilir. Onun için aşılarını yaptırıp tedavisini yaptırmadan içeriye almanın mantığı yoktur. Ama her şeyin başı hekim muayene etmesi lazım. Hekim programına göre aşısını yaptırır, yapar ve ondan sonra almak daha mantıklıdır. Efendim, vatandaşlarımız annesiz bir yavru bulunduğunda neler yapmalı? Bir ilk önce yapabileceği anne sütünün yerine geçebilecek gıda takviyeleri gıda verebilir. Bunun içinde mesela paket sütleri 1/3 ilk önce yarı yarıya sulandırarak sonra 1/3 sonra da normal süte geçecek şekilde bunları yavru kediye köpeğe verebilir. Bir de o dönemlerde zaten dışarıda annesiz olduğu dönemlerde bunlara yapılacak en güzel yapılması gereken en önemli şey bir parazit mücadelesi yapılır birinci şekilde. Bir de onun dışında bunlara bir de köpeklerde köpek gençlik hastalığına karşı kedi gençlik hastalığı denilen halk arasında o hastalığa karşı aşıları 2 defa vurulmaları lazım. Sonra da kuduz aşısı verilebilir. Bunları mümkün olursa evin içine o anasız yavruları alıp bunları işte bir bebek şefkatine, bir yavru şefkatine bakabilmesi lazım. Herkese de Allah insanı yaratırken öyle de bir hayvan sevgisi de vermiştir. Bunları yapmaları gerekli.